Merhaba değerli arkadaşlar. 6. testimiz ile beraberiz. 1. sorumuzdan devam edelim. Şimdi 1. sorumuza baktığımızda kök içerisinde eksili bir ifademiz var. İmajiner bir sayı olarak veriliyor. Bu ifademizin sonucu kaç derece bizden isteniyor? Şimdi öncelikle sorumuzu yazalım. Kök içerisinde eksi 2 ifadesi, kök içerisinde eksi 8, artı 1 ile ifademizi toplayacağız. Kök içerisinde eksi 3 ifadesinin karesi. Şimdi burada yapmamız gereken ifademiz şöyle olacak. Şimdi bunları bir karekök içerisine yazıp eksi 2 ile eksi 8'i çarpıp 16, buradan da dışarıya 4 çıkarak işlem yaparsanız hata etmiş olursunuz. Çünkü buradaki ifademiz artık reel bir sayı değil, imajiner bir sayı. Böyle bir kök yok, normalde böyle bir denklem yok. Şu şekilde eksi 2 ifadesi yine bir imajiner sayı olduğu için bu şekilde reel sayılarda yapmış olduğumuz ifadeyi burada yapamıyoruz. Öncelikle ifademizin imajiner kısmını yani kök içerisinde eksi 1 olarak çıkartıp imajiner olarak çarpacağız. Karmaşık düzlemdeki ifademizi çarpacağız. Geriye kalan kök 2 ve kök 8 ifadesini ancak ifademize işleme dahil edeceğiz. Bunun için şuradaki ifademizi eksi 1 çarpı 2 olarak ayıralım. Buradaki ifademizi de eksi 1 çarpı kök 8 olarak ayıralım. Artı 1. Buradaki ifade eksi 3'ün karesi 9. 9'dan karekökünü alırsanız 3 gelecek. Buradaki kök içerisinde eksi 1 ifademiz i. Buradaki ifademiz kök 2. Çarpı. Buradaki ifademiz yine i ifadesi gelecek. Şuradan da kök 8 kalacak. Kök 8 de 2 kök 2 edecek. Buradan da artı 1 bölü 3. İ ile i çarparsam bu sefer bu artık bizim kullanabileceğimiz, çarpabileceğimiz bir ifade haline gelmiş oldu. Bir matematik haline gelmiş oldu. İ ile i çarptığımızdan da i kare. İ kare ifadesinin eksi 1 ettiğini biliyorum. O zaman şuradan i'ler yerine eksi 1 yazıyorum. Kök 2 ile kök 2 çarparsam 2. 2 çarp 2'den buradan 4 edecek. Çarpı diyeceğiz. Şuradan eksi 1 çarpı 4. Artı 1. Bölü 3. Normalde burada çarpmış olsaydık artı 4 olarak gelecekti. Bakın burada eksi 4 olarak geldi. Eksi 4'ten 1'i çıkartırsam eksi 3 bölü 3'ten sorumuzun cevabı da eksi 1 olarak çıkacak. O da bizim B şıkkımız oluyor. İkinci sorumuzda da verilen ifademizin sonucu soruluyor. Burada güzel bir özelliğimiz var. Bunu bilmemizde fayda var. İ üzeri 37 eksi 2 çarpı i üzeri eksi 5. Bir de artı i küp ifadesi veriliyor. Normalde bizim şu anda pozitif olarak görmüş olduğumuz üslü sayılarda ifadede bir sıkıntımız yoktu. Bunları 4'ün katları şeklinde yazmaya çalışıyorduk. Burayı i diye ayırırsam buradan geriye i üzeri 36 kalır. Bu da i üzeri 4 üzeri 9 eder. Eksi 2 çarpı i üzeri, bunu da normalde eksi 5 olduğu için şöyle yazabilirim. 1 bölü i üzeri 5 olarak yazabiliriz. Artı i üzeri küp. Şimdi i üzeri 5 ifadesini bunu bu şekilde uğraşmak soruyu uzatacak. Yani bunun eşleniğiyle çarpıp her iki tarafını vesairesini almaktan yerine daha büyük sayılar da olabilir. Kolay bir yöntemi var. Şimdi i üzeri şuraya ayrı bir not düşelim. Şimdi i üzeri eksi 5 ifadesini bize verdi. Bunun pozitif karşılığı nedir diye bakacağız. Veyahut da yani artı üslü ifadesinin pozitif karşılığı ne diye bakacağız. Bunu da şöyle yapalım. Burası eksi 5. Bir artı 4 ifadesiyle yani i üzeri artı 4 ile çarpıyorum. Baktım hala yine eksi ifade geliyor. Topladığımda eksi 1. Bir defa daha artı 4 ile topluyorum. Geriye kalan ifademiz bizim sonucumuz olacak. 8'den 5'i çıkartırsam buradaki ifadem i küp olarak gelmesi gerekiyor. Nasıl esas ölçü alırken 300 trigonometride 360 ile topluyorduk mesela eksi bir açı olduğunda. 360 derece nasıl ifademizi trigonometride aşıncaya kadar devam ediyoruz esas ölçüde. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Eksili bir üzerindeki ifademiz olduğunda pozitif çıkıncaya kadar ifademizi 4 ile genişleteceğiz. Buradaki eksi 5 olduğu için 8 ile topladım geriye 3 çıktı. Veyahut da i üzeri mesela eksi 7 olmuş olsaydı artı 4 artı 4 diyecektik. Buradaki ifademiz i üzeri işte 1 gelecekti. Veyahut da i üzeri mesela diyelim ki 61 diyelim. Buradaki ifademizi de 4'ün kaçıncı kuvveti? 15, 61 eder. O zaman 16. kuvveti gibi düşüneceğiz. İ üzeri işte 4 i'nin 64. kuvveti gelir buradan. Buradaki ifademiz o zaman yine topladığımızda, çarptığımızda şurası eksi olacak tabii. İ üzeri 3 olarak yine ifademiz gelmiş olacak. Yani buna benzer ifadeleri çoğaltabilirsiniz. Bu özelliği bilirseniz bu tip soruları işte eksili ifadeleri çözmek çok daha hızlı bir şekilde işinize yarar. Buradaki ifademiz i üzeri 4 ifademiz nedir? 1. 1'in herhangi bir kuvveti 1 gelecek. Burası i. Şuradaki ifademizi o halde şuna göre yazalım.
i üzeri, buradaki ifadem eksi 5'ti. Kaç bulduk burayı? İ küp olarak bulduk. Buradan eksi diyeceğiz. 2 çarpı i küp ifadesi de eksi i olarak geldiğini biliyorum. Burada da artı ifademiz var. Eksi i olarak buradaki ifademiz gelecek. Eşittir i. Eksi ile eksi çarparsam artı 2. Şuradaki ifademiz de eksi i gelecek. Şunlar da sadeleşirse sorumuzun cevabı 2 olarak çıkacak. O da sorumuzun D şıkkı olarak karşımıza geliyor. Üçüncü sorumuzda verilen ifademizin toplamının değeri soruluyor. Buradaki ifadem i üzeri eksi 1 artı i üzeri eksi 2 artı i üzeri eksi 3 artı nereye kadar? I üzeri eksi 39 ifadesine kadar ki olan işlemin toplamı soruluyor. Şimdi bu işlemi yaparken iki türlü yöntemi yapabilirsiniz. Birinci yol diyelim. Biz bunu çözmeyeceğiz. Sadece yol olarak verelim buradan. Şimdi şuradaki ifademize 1 bölü i olarak gelecek. Buradaki ifademiz 1 bölü i kare artı 1 bölü i küp artı 1 bölü i üzeri 4 nereye kadar gidecek? İ üzeri eksi 39'a kadar. Şimdi bunu çözmek için şuradaki ifademiz vardı hatırlarsanız. İ ifadesi nedir? İ üzeri 1 i olarak gelecek. İ kare nedir? Eksi 1. İ küp ifadesi eksi i üzeri 4 ifadesine de 1 demiştik. Bunları toplamıştık. Karşımıza ne çıkmıştı ifademizden? Şunlar birbirini sadeleştirdi. 1 ile eksi 1 ifade sadeleştirdi. Sonucumuz 0 çıkmıştı. Bunların yine 1 bölüsü de doğru yani. 1 bölü i ifadesi buradaki ifademiz 1 bölü i kare ifadesi, buradaki ifademiz 1 bölü i küp ifadesi, buradaki ifademiz de yine 1 bölü i üzeri 4 ifadesine baktığımızda şurası 1 bölü i. Burası eksi 1, şurası 1 bölü eksi i olarak gelecek, şurası da 1 gelecek. Yine bu ifadeleri topladığınızda buradaki ifadelerimiz 0 vereceğinden şu ifadelerden her birisi 4 birime kadar 0 gidecek. Mesela gittiğinde i üzeri 36'dan daha sonraki ifadeye bakacağız. Biz bunu çözmeyelim. Buradan devam edebilirsiniz. Sadece farklı bir yöntem, farklı bir bakış açısı olarak görmeniz açısından PDF'teki çözüm yolunu kullanacağız. Buradaki bu tip bir soruda da eğer bunları çözmek zor olursa veyahut da farklı bir yöntem gerekirse şunu yapmamız gerekecek. Her iki tarafı i üzeri 39 ile çarpıp bölelim. Buradaki ifademizde de i üzeri eksi 1 artı i üzeri eksi 2 artı i üzeri eksi 3 artı diyeceğiz. Nereye kadar? I üzeri eksi 39 ifadesine kadar. Şimdi bunları çarpıp böldüğümüzde şu ifade dursun. Şu ifadeyle bu ifadeyi çarptığımızda pozitif olarak i üzeri 38 gelecek. Buradaki ifademiz i üzeri 37 artı i üzeri 36 artı nereye kadar? I üzeri topladığımda 0 ettiğinden artı 1'e kadar. Böyle diyeceğiz. Şuradaki ifademizde i üzeri 39. Bunu da i üzeri 36 çarpı i'nin küp olarak yazalım. Şuradaki ifade i üzeri 4 çarpı 9 olduğundan şurası 1 gelecek. Yine aynı ifademizde de buradaki ifadelerimizi i üzeri nasıl şuradaki ifademizi ayırdık. Yine buradaki ifademizi de i'nin 4. kuvvetini yani kaç defa 4 defa tekrar ettiğine bakarsak ifademizi çıkartmış olacağız. Şuradaki ifademiz i diyelim. Buradan 1 geldiğinizde 4 birim geldiğinizde ifademiz 0'a gidecek. 36'ya kadar buradaki ifademiz 0 gelir. Geriye dolayısıyla i üzeri 38, i üzeri 37 bir de artı bir ifadesi kalacak. Buradan i üzeri 38 artı i üzeri 37 bir de dışarıda artı birimiz var. Bir de buradaki ifademizdedir. Şurası 1 ettiği için burası da i küp kalacak geriye. I üzeri 38 ifadesine yine 36 cesine yazalım. I üzeri 36 çarpı i kare. Şuradaki ifademize i üzeri 36 çarpı i olarak gelecek. Artı 1. Böyle i küp de eksi i olarak gelecek. Buradaki ifadem 1. Şuradaki ifadem 1. İ kare ifadesi eksi 1. Buradan artı i. Şuradan da artı 1. Şuradaki ifademiz de eksi i'di. Şu artı 1, eksi 1 birbirini sadeleştirir. Artı i'nin eksi i bölümü de eksi 1 olarak gelecek. Yani buradaki ifademiz ister birinci yoldan çözün, ister ikinci yöntemden çözün. İkisi aynı gelecek. Fakat şu yöntemde soru çözme mantığını daha önceki çözmemiştik. Bu da ekstra bilgi olarak yanımıza dursun. Sorumuzun da cevabı B şıkkı olarak çıkıyor. Fonksiyon x veriliyor ve bu fonksiyonda x gördüğümüz üzere i yazarsak aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye bizden isteniyor. Fonksiyon x gördüğümüz üzere i ifadesini yazarsak buradaki ifadem 2 çarpı i'nin karesi eksi 2 i ifadesi gelir. Buradan da artı 2 bölü x küp ifadesi yerine de eksi i'nin küpü artı 1 gelecek. Bunları düzeltirsem i kare eksi 1, şurası eksi 2. Eksi 2 burada var. Eksi 2 olarak gelir. Artı 2
Böyle buradaki ifademizde i küp ifadesi de eksi i olduğu için eksi i artı 1 olacak. Eksi 2 ile artı 2 ifadesi birbirini sadeleştirir. Geriye buradan eksi 2 gelir. Şuradaki ifademize 1 eksi i olarak yazalım. Bunu da eşleniğiyle çarpalım. 1 artı i bölü 1 artı i diyelim. Buradaki ifademiz eksi 2i ifadesi gelir. Eksi 2 ile artı i'yi çarparsam buradan i kare, i kare eksi 1, eksi ile eksi çarpım artı. Buradan artı 2 gelecek. Buradaki ifade de a kare artı b kare şeklinde olacak. 1 artı 1'den 2 gelecek. Buradaki ifademize 2 parantez alırsam 2 ifadesinden 1 eksi i bölü 2 diyeceğiz. Şu ikiler de sadeleşirse sorumuzun da cevabı 1 eksi i olarak çıkacak. O da bizim C şıkkımız oluyor. Evet arkadaşlar, 5. soruya bakalım. Verilen ifademizin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. 1 bölü 2 eksi i ifadesi artı 1 bölü 2 artı i ifadesi. Bunların paydalarını eşitleyelim. Buradan 2 artı i gelir. Şuraya çarpıyorum. Burayı da 2 eksi i ile çarpıyorum. Dolayısıyla artı 2 eksi i ifadesi gelir. Bölü buradaki ifademiz 2 eksi i çarpı 2 artı i biçimde olması gerekiyor. 2 ile 2'yi toplarsam buradan 4. Artı i eksi i toplarsam sıfırlar sadeleştirir birbirini. Buradaki ifademizde a kare artı b kare olduğunu söylemiştik. 2 ile 2 karesi 4. Eksi i'nin karesi de artı 1 olacak. Dolayısıyla sonucumuz 4 bölü 5 çıkacak. O da bizim E şıkkımız oluyor. 6. sorumuz, güzel bir sorumuz var. X 0'dan küçük olmak üzere, yani negatif bir sayı olarak veriliyor. Karmaşık sayısının sanal kısmı ile reel kısmının toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi karmaşık sayımıza bakalım, z ifademize. Karekök içerisinde buradaki ifademiz eksi x kare artı 2x eksi 1 ifademiz var. Dışarıda mutlak değer içerisinde eksi x ifademiz artı 2x ifadesi var. Şimdi öncelikle şuradaki ifademiz bize bir formatı hatırlatıyor. Daha güzel çalışabilmemiz için karekök içerisindeki ifadeyi eksilikle çarpalım. Eksi 1 ifadesiyle buradaki ifademizi çarparsa burası x kare eksi 2x eksi 1 pardon artı 1 şeklinde gelir. Artı denklemde eksi x artı 2x ifademiz şeklinde var zaten. Şuraya baktığımızda buradaki ifademiz nedir? X eksi 1 ifadesinin parantez karesidir. Buradaki ifademizde eksi 1 ifademiz vardı. Karekök içerisinde. Eksi x denklemi yazalım tekrar. Buradaki de ifademiz 2x. Şimdi şu ifademizi yine az önceki çözdüğümüz, birkaç soru önce çözdüğümüz ifadedeki olduğu gibi şuradaki eksi 1 ifadesi imajiner olarak, yani karekök içerisinde eksi 1 ifadesini dışarıya i olarak yazalım. Geriye karekök içerisindeki ifadem x eksi 1'in karesinin karekökü kaldı. Şimdi şuradaki ifade negatif de olsa, pozitif de olmuş olsa dışarı her halükarda dışarıya pozitif olarak çıkması lazım. Dolayısıyla buranın karesi karekök ifadesi birbirini götürecek. Ama x eksi 1 ifadesinin pozitif olarak çıkması lazım. O yüzden buradaki ifadenin mutlak değeri olarak yazalım. X eksi 1'in mutlak değeri olarak dışarıya çıkar. Daha sonra şuradaki ifadeye baktığımızda ne vardı? Mutlak değer içerisinde eksi x artı 2x ifadesi var. Şimdi dikkat edin. Şimdi şurada bir noktamız var. X ifadesi nedir? Soruda sıfırdan küçük olarak verilmiş. Dolayısıyla eksi 1 ile çıkarttığımız için buradaki içerideki ifademiz negatif olarak gelecek. Yani şuradaki ifademiz sıfırdan ne diyelim küçük gelecek. Buradaki ifademiz sıfırdan küçük olduğu için eksi 2 gibi sayı düşünün. Eksi ile çarptığım için artı 2. Demek ki şuradaki ifademiz de sıfırdan büyük olacak. Bunu yazmamıza sebep şu. Çünkü mutlak değerlerden şimdi çıkartacağız. Burayı çıkarttığımız için buradaki ifademizin sıfırdan büyük olması için eksiyle çarparak dışarı çıkacak. O zaman buradaki ifademiz x eksi 1 de bu sefer 1 eksi x olacak. Buradaki ifademiz sıfırdan büyük olduğu için olduğu gibi dışarı çıkacak. Eksi x, şurada da 2x ifadesi var. Buradaki ifadem eksi x artı 2x'i toplarsam buradan artı x gelecek. Şuradaki ifademiz de i üzeri yani ya da i çarpı 1 eksi x kısmı. Şurası imajiner z. Şurası da reel nedir? Z kısmıdır. Bizden de soru ne diyor? Sanal kısmı ile reel kısmının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şunu istiyor bizden. Reel z ile imajiner z'nin sonucu kaçtır diyor. Reel z ifadesi şuradaki ifadem x, bunun şeyimiz kaç? İfademizi zaten x olarak yazacağız. Artı diyeceğiz. İmajiner kısmımızda 1 eksi x'ti. Onu da burada 1 eksi x olarak yazacağız. X eksi x birbirini sadeleştirecek. Geriye sadece 1 kalacak. O da sorumuzun B şıkkı oluyor.
Yedinci sorumuzda verilen karmaşık sayısının mutlak değeri kaçtır diye bizden soruluyor. Şimdi z ifademiz 2 eksi i'nin karesi çarpı kök içerisinde 1 eksi kök 3'ün çarpı i ifadesi olarak veriliyor. Bunu da 1 artı i ifadesine bölmüşüz. Bizden de istemiş olduğu bu karmaşık sayının mutlak değeri kaçtır diyor. Şimdi soru aslında zor bir soru değil. Fakat sadece böyle ne diyelim farklı soru tipi olması adına veyahut da kafanızı karıştırma adına mutlak değer demiş. Normalde mutlak değer z ifadesi karmaşık sayılardaki ifademizin modülüne eşittir. Bizden bu ifademizin modülünü istiyor. Bu ifademizin modülünü hesaplarken de her terimin modülünü ayrı ayrı hesap etme özelliği vardı modülden dolayı. Dolayısıyla bu ifadelerimizi de 2 eksi i'nin şöyle yapacağız. 2 eksi i'nin karesinin modülünü alacağız. Çarpı 1 eksi kök 3 i'nin kare kökünün modülünü alacağız. Bölü buradaki 1 artı i ifadesinin de modülünü ayrı ayrı alacağız. Şimdi modülün özelliğinden de biliyorum ki şuradaki ifadeyi de modülün dışına taşıyabiliyorum üstel ifadeyi. O halde böyle yapalım. Modül dediğimiz ifade de kaç sayılarımızın karesiydi. O halde buradaki ifademiz 2'nin karesi, 1'in karesi. 2'nin karesi artı eksi 1'in karesinin kare kökünün buradan 2 olduğu için karesi gelecek. Çarpı diyeceğiz. Buradaki ifademiz modülümüz. İfademizde ne var? 1'in karesi diyeceğiz. Hatta onu parantez yapalım artık. 1'in karesi artı kök 3 ifadesinin karesi. Bir de nesi var buradaki ifademizin? Kare kökü gelecek. Şöyle yapalım. Bir de buradaki dışarıdaki ifademizin de kare kökü var. Nasıl buradaki 2'yi dışarı yazdık? Şuradaki kare kök ifadesi aynı zamanda 1 bölü 2 demekti. Bir de buradaki ifademizin kare kökünü alacağız tekrar. Bölü. Buradaki ifademiz kaç? 1'in karesi artı yine i'nin yani 1'in karesi kaç sayımızın karesinin kare kökü diyeceğiz. Eşittir. Buradaki ifadem kaç etti? 4. 1 ile topladım. 4. 1 ile topladım. 5. Şuradaki kare ile kare kök birbirini sadeleşirse buradan sadece 5 gelecek. Buraya bakalım. 3 ifadesinin karesi, kök 3 ifadesinin karesi 3. 1'in karesi 4. 4'ün kare kökü nedir? 2. Bir de dışarıda kare köküm var. Buradan da kök 2 gelecek. Bölü. Şuradaki ifademize zaten kök 2 olarak geliyor. Kök 2 ile kök 2 sadeleşirse geriye ne kalır? Sorumuzun cevabı 5 kalacak. O da değişikliğimiz oluyor. Verilen ifademize göre a eksi b'nin değeri kaçtır diye isteniyor. 1 eksi 2'yi bölü 1 artı i ifademiz, buradaki ifademiz. A artı b ifadesini karşıya atalım. Buradaki ifadem o zaman reel sayım 3 eksi a artı diyelim i parantezinde de buradaki ifadem de 2 eksi b şeklinde gelecek. Buradaki ifademizi de eşleniğiyle çarpalım. 1 eksi 2'yi 1 artı i ifadesinin eşleniği 1 eksi i bölü 1 eksi i olacak tekrardan. Eşittir. 3 eksi a artı i çarpı 2 eksi b. Buradaki ifadem 1 ile 1'i çarparsam 1 eksi i eksi 2 i bir de eksi ile eksi çarpıyorum artı 2 ile i çarpıyorum 2 i kareden i kare eksi 1 tekrar eksi 2 olacak burası. Şuradaki ifademizde 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 gelecek. Eşittir. 3 eksi a artı i çarpı 2 eksi b olacak. Buradan baktığımızda buradaki ifademizde i parantezi 1'den eksi 2 çıkartsam şuradan bir defa eksi 1 gelecek. Şuradan eksi 2 daha eksi 3 gelecek. Buradaki 2 ifadesini getirelim. İçler dışlar çarpı yaparak şuradaki ifadeyi yazalım. 6 eksi 2 a artı i çarpı 2 ile de parantezin içine şey yapıyorum. 4 eksi 2 oldu. Şimdi ya şunu yapmamızın sebebi şu oldu. Şimdi burada bir karmaşık sayımız var. Burada da bir karmaşık sayımız var. Bunun reel kısmı reel kısmına, sanal kısmı da sanal kısmına eşiterek soruyu çözeceğiz. Buradaki ifademizden reel kısmımız eksi 1. Neye eşit olması lazım? 6 eksi 2 a'ya eşit olacak. Buradan 6'yı karşıya atarsam eksi 1 artı eksi 6 daha eksi 7. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölecek olursam buradaki sorumuzdan a ifademizde ne çıkacak? 7 bölü 2 çıkacak. B ifadesine bakalım. Şuradaki eksi 3 ifadesi de ne eşit olacak? 4 eksi 2 b ifadesine eşit olması gerekecek. Buradaki, pardon şu i'yi kaldırmamız lazım. 3 eksi 3 ifadesi 4 eksi 2 b eşit olacak. 4'ü karşıya atarsam buradan yine eksi 7 eşittir. Eksi 2 b olacak. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersem 7 bölü 2 olarak
B'yi bulmuş olacağım. A ifadesiyle B ifadesi aynı olduğu için bize de farkı sorulmuştu. O zaman A eksi B ifadesi de 0 olarak gelecek. O da sorumuzun A şıkkı oluyor. 9. soruyla devam edelim. Verilen ifadelerimize göre A kaçtır diye bizden soruluyor. Şimdi Z1 ifademiz A artı İ ifadesi olarak veriliyor. Z2 2 eksi İ ifadesi olarak veriliyor. Daha sonra da Z1 eksi Z2 ifadesinin eşleniğinin modülünü de 2 eşit olduğu veriliyor. Şimdi öncelikle Z1 ile Z2 hesap edelim. Z1 eksi Z2 ifadesine baktığımda buradan A artı İ ifadesi var. Eksi, buradaki ifadem kaç? 2 eksi i. Bunları da toparlarsam buradan a eksi 2, eksi ile eksiyi çarptığım için artı i, bir de i burada var. Artı 2 i gelecek. Bizden de demiş ki bunun eşleniğini al ve modülünü al. Eşleniğini alırsam buradaki ifademizin z1 eksi z2 ifadesinin eşleniği a eksi 2 eksi 2. Bir de bunun modülünü al demiş. Yani a eksi 2 eksi 2 ifadesinin modülünü de 2'ye eşit olarak vermiş. Buradan ifademiz nedir? A-2'nin karesi, 2'nin karesini alacağız. Karekökünü de aldıktan sonra 2'ye eşitleyeceğiz. Buradan o zaman A-2'nin karesini alacağız. Artı diyeceğiz. Eksi 2'nin karesini alacağım. Bu ifademizin karekökünü alacağız. Eşittir. Kaça eşit olarak veriliyor? 2'ye. Yine her iki tarafın karesini alalım. Şu karekökten kurtulalım. Burayı da açalım. A kare eksi 4A artı 4. Eksi 2'nin karesi de artı 4 edecek. Neye eşit olmuş olacak burada da? Karesini aldığım için 4. Şu 4'ün bir tanesi 4'ün bir tanesine sadeleştirir. Buradan A kare eksi 4A ne kaldı burada? Artı 4 eşittir 0. Bu ifade de A eksi 2 ifadesinin de karesi olduğu için buradaki ifademizde A ifadesi de 2 çıkacak. Dolayısıyla sorumuzun da C şıkkı olmuş oluyor. Verilen ifademize göre Z karmaşık sayısının reel kısmı kaçtır diye bizden isteniyor. Z ifademiz eksi 1 eksi i'nin küpü çarpı 2 eksi 2 i ifadesinin de 4. kuvvet olarak veriliyor. Şimdi şuradaki ifademizi 1 artı i şeklinde yazalım. Şuradaki 3. dereceden bir kuvvet olduğu için eksiliği dışarıya verir. Şuradaki eksi 1 olarak buradaki ifademizi yazalım. Şuradaki ifademizi de 1 artı i'nin 3. derece kuvvet olarak yazalım. Buradaki ifademizi de 2 parantezine alalım. 2 parantez alırsam buradan da 1 eksi i ifadesi gelir. Bunu da 4. kuvveti. Çarpım durumunda olduğu için şuradaki 2 ifadesini 2 üzeri 4 olarak parantezin dışına alalım. Burada da eksi 1 ifadesi var. Buradaki ifadeyi 2 ile çarparsam eksi 2 üzeri 4 gelir. Buradaki ifademizden 1 artı i'nin küpü. Şuradaki ifademizde 1 eksi i üzeri 3 çarpı 1 eksi i olarak yazalım. Şu 1 eksi i'nin 4. kuvvetiydi. Buradan bir tanesini dışarı ödünç aldık. Geriye buradan 1 eksi i'nin küpü. 1 artı i'nin de küpü kalmış oldu. Eşittir. Eksi 2 üzeri 4. Buradaki ifademizi şöyle köşeli yapalım. 1 artı i'nin şuradaki tabanlarına bakıyorum artık. Çarpı 1 eksi i'nin çarpımının kuvvetlerinin 3. kuvveti. Yani üstler eşit olduğu için tabanları çarpabiliyorduk. Dışarıda da 1 eksi i ifadesi kalmış oldu. Buradaki ifadem eksi 2 üzeri 4. Buradaki ifadem 2 kare farkı a kare artı b kare karmaşık sayı olduğu için 1 artı 1'den 2 gelecek. Buradaki şuradaki ifademizin neticesi 2 gelecek. 2'nin de 3. kuvveti olduğu için buraya da 2 üzeri 3 yazacağız. Dışarıda da 1 eksi i kalmış oldu. Bunları da çarparsak şuradaki ifademize eksi 2 üzeri 7. 1 eksi i oldu. Bunları da açarsam eksi ile 1'i çarparsam eksi 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 i ifadesi gelmiş oldu. Soru benden ne istiyorduk? Bu karmaşık sayının reel kısmı yani reel z ifadesi de şuradaki ifademiz olacak. Eksi 2 üzeri 7 olacak. O da hangi şıkkımız oluyor? E şıkkımız olarak son sorumuzun da cevabı çıkmış oluyor. Evet değerli arkadaşlar, 6. testimizin 1. videosu burada sona ermiş oldu. 2. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.